Deprem afetinin gerçekleri. Dünya iyi ile kötünün, güzelle çirkinin birlikte yaşadığı bir alem. Hepsi olacak. Şuna bakacağız. İyiler ve güzeller daha çoksa yaşanılabilir bir dünya var demektir. Fotoğrafa böyle bakmalıyız. Yüzyılın afeti denilen büyük deprem felaketini birlikte yaşadık. İşte tam bu anlamda iyi ile kötüyü, güzelle çirkini birlikte yaşadık. Birlikte bakalım. Kader dedik, kadere karşı çıkanlar oldu. Allahu Ekber dedik, karşı çıkanlar oldu, yanlış oldu. Takdir Allah'tan tedbir kuldandı doğrusu. Allah'a iman içinde sorumlulukların yerine getirilmesiydi doğrusu. Devlet nerede diye bağıranlar oldu siyasi hesap içinde. Devlet oradaydı, doğrusu buydu. Büyük acıları siyasi istismar etmek yanlış oldu. Asker nerede diye propaganda yapanlar oldu. Mehmetçik canını dişine takıp gayret gösterirken. Askeri karalamaya, lekelemeye çalışanlar yanlış yaptı. Yıkılan nice ev vardı. Kar amacıyla malzemeden çalarak insanların canına kıyan müteahhitlerin eseri. Bu yaşanan yanlışlardandı. Acıları paylaşmak yerine deprem bölgesine gidip siyasi şov yapan sahtekarlar vardı. Acıları paylaşmak yerine düzenlenen açık oturumlarda saatlerce devleti küçük düşürmeye çalışan televizyon kanalları vardı. Bu yanlıştı. Sayıları az da olsa hırsızlık ve yağma peşine düşen ahlaksızlar vardı. Bu yanlıştı. Şimdi size en büyük gerçekleri söyleyeyim. Türkiye'nin bir bölümünde acı, felaket, gözyaşı varken milletin çoğunluğu duyarsız kalmadı. Bölgeye giden yardım konvoyları bu milletin yüksek duygularının en açık ifadesiydi. Yardım için afet bölgesine koşan on binlerce araç ve insan bu milletin yüceliğinin göstergesiydi. Devletin bütün imkanlarıyla bölgeye koşması devletin gücünün işaretiydi. Afat, madenciler ve bunlar gibi kurtarma ekiplerinin çabaları saygındı. Kumbara'sındaki açlığını depremzede kardeşine yardım olarak gönderen evlatlarımızın kalpleri çok güzeldi. Camilerde verilen selalar, edilen ortak dualar ne güzeldi. Evet, büyük bir afetin ardından şunu söyleyebiliriz. Türk milleti dünyanın en yüce milletidir. Toplum olma özelliği en büyük millettir. Yardımlaşma duyguları en güçlü millettir. Bu millet bunu bir kez daha göstermiştir. Büyük acılar yaşandı. Binlerce insanımız hayatını kaybetti. Evlatlar enkaz altında ana babalarının kucaklarında öldüler. Ana babalar evlat acısını, evlatlar ana baba acısını yaşadılar. Binlerce yuva dağıldı. Binlerce insanımız evsiz sokakta kaldı. Bu acının tarifi asla mümkün değildir. Kaybettiklerimize mekanları cennet olsun diyorum. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımıza geçmiş olsun diyorum. 6 Şubat'ı hiç unutmayacağız. Lakin acılarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Yaralarımızı saracağız. Düştüğümüz yerden kalkacağız. Rabbim milletimize bir daha böyle büyük bir acı yaşatmasın inşallah. Amin.